arkadaşlar. HİTİT Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sinan Zehir, Türkiye'de basının öneminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha iyi anlaşıldığını söyledi. HİTİT Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sinan Zehir ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Ömer Sobacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle hastane kantininde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Zehir, basının Türkiye'deki önemine değindi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Ömer Sobacı birer konuşma yaptı. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sobacı, "Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle buradayız. Bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Vatanımızla, milletimizle birlikte sağlıklı günler geçirmeyi diliyorum." şeklinde konuştu. Çalışan Gazeteciler Haftası nedeniyle bir münasebetle buraya toplanıp sizlerde bir sohbet edebilmek gayesiyle buraya geldik. Bu toplantıyı düzenleyen sağ olsun hastane yöneticimiz Sinan Bey'e teşekkür ederiz. Ve çalışan gazetecilerin de bu münasebetle haftalarını kutluyoruz. Nice sağlıklı yıllar diliyoruz. Ve sağlıklı vatanımızla, milletimizle hep beraber iyi günler geçirmemizi temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sobacı'nın konuşmasının ardından HİTİT Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sinan Zehir de bir konuşma yaptı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zehir, yeni hastane ve kan stoku ile ilgili konuları da değerlendirdi. Ülkemiz içinde son derece önemli bir rol oynadığınızı son aylarda hepimiz görmekte ve izlemekteyiz. 15 Temmuz bunun en güzel örneklerinin sergilendiği anlardan biriydi. Kurşunların altında, tank ve top mermilerinin altında, uçak bombalarının altında basın mensubu arkadaşlarımız halkımıza doğru bilgileri en güzel şekilde aktararak ülkemizin bir uçurumun kenarında dönmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu anlamda ülkemizin ayakta durmasında, uçuruma yuvarlanmasının önlenmesinde emeğe geçen herkese ne kadar teşekkür edecek azdır. Bizim bölgemizde ve hastanemizde kan stoğuyla ilgili en ufak bir sıkıntımız olmadı. Böyle bir sıkıntı da yok. Ama zaman zaman sonuçta kan insana bağlı bir şey. Yine insan hayatını kurtarmak için başka insanlara muhtacız. Onların bağışlayacağı kanlara, organlara muhtacız. Kan bağışlamanın aslında bir alışkanlık halinde gelmesi lazım. Çünkü kan vermek vücuttaki kan hücrelerini tazeliyor, oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Bu anlamda vücuda oldukça faydası var. Ama bizim herhangi bir kan sıkıntımız olmadı. Yani böyle bir durumumuz yok. Çorum için bu biz söz konusu. Biz yaşamadık arkadaşlar. Yani biz burada gerçekten çok büyük ameliyatlar yapılıyor. İşte açık kalp ameliyatlarından kanser ameliyatlarına kadar. Bunların herhangi birinde şu ana kadar kanla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zaman zaman şunlar oluyordur. İşte sıfır RH negatif kan gerekebiliyor. Sıfır RH negatif kan çok az, toplumdaki oranı %10 civarında oluyor. Bazen bu kanla ilgili, yani bu sene hiç yaşamadık ama zaman zaman olabiliyor sıfır RH negatif kan. Planlı ameliyatlarımızda onu da Kızılay'dan talep ediyoruz ve kısa sürede de temin ediliyor. Yani bu anlamda biz hastanemizde herhangi bir kan stoğu veya kan sıkıntısı veya kan ürünü sıkıntısı yaşamadık.